anneler, babalar, evlatlarının acısıyla kavrulan insanlar. Çok zor bir dönemden geçiyoruz biliyorum, hem pandemi hem zorluklar. Ama artık bu çocukların dayanacak gücü ne yazık ki kalmadı. Çocuklar nefes alamıyor, çocuklar ölüme terk ediliyor. Ve bizim elimiz kolumuz bağlı bir şekilde buna sessiz kalmamız bekleniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Artık evlatlarımız ölsün istemiyoruz. Bakın dünyalar güzeli. Yaklaşık bir aylık, 1,5 aylık bebek ve bu bahsedilen ilaç için mücadele veriyor. Öyle küçümsenecek rakamlar değil. Keşke küçümsenecek rakamlar olsa, el birliğiyle eşten dosttan halledebilsek. Ancak böyle değil. 20 trilyonlardan bahsediliyor. Evimizi satsak, arabamızı satsak, tüm menkullerimizi satsak imkanı yok, ulaşamıyoruz. Sabahlara kadar mücadele ediyoruz. İnsanlardan yardım talep ediyoruz. Önümüze setler konuluyor. Çocuklarımız gerçekten ölüyor. Lütfen artık sayın yetkililere sesleniyorum. Bu anlamda Candan, sayın vekilimizle, sayın Candan Yücel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bu devlet hiçbir zaman bizleri yarı yolda bırakmadı, bırakmayacaktır da. Ancak inanın sabrımız kalmadı. Çok üzülüyoruz, çok yıpranıyoruz. Sizlerden rica ediyorum, herkesten rica ediyorum, artık hassasiyetimizi koruyalım. İnanın bir evlat kaybetmek bir anne baba için tarif edilemeyecek kadar zor. İnanın çok zor. Biraz evvel buraya geldiğimizde ne yazık ki bir evladımızı daha yitirdik. Bu acıyla şu anda buradayız. Bu acıyla karşınızdayız. SMA tip 1. İsmi bu. Ölümcül bir kas hastalığı ve çocuklar ölüyor. Artık lütfen kulaklarınızı tıkamayın, kalplerinizi kapatmayın ve bu yavrulara destek olun istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu çocukların tedavileriyle ilgili sorunları var. Tedaviye yanıt verdiği halde istediğiniz puanı alamadı diye 4 puan yerine 3 puan aldı diye ilacınızı kestiğiniz çocuklarımız var. Bu çocukların ilacını kesmek demek, bu çocukları ölüme terk etmek demektir. Lütfen artık bu çocukları görmemezlikten gelmeyin. Günahtır, vebali çok büyüktür. Bütün devletin, bütün milletin üzerinedir. Lütfen, lütfen bu çocukların %1 dahi ihtimali varsa, tedaviye yanıt veriyorsa, gerilemiyorsa bile bir çocuk, bu tedavinin fayda verdiğini gösterir. Şu kriterleri kaldırın. Kritersiz tedavi hakkı her çocuğun hakkıdır. Birçok ülkede kritersiz tedavi uygulanmakta. Neden Türkiye'de verilen tedaviler zorlaştırılmakta? Bunların da açıklamasını hiçbir zaman alamadık net bir şekilde. Yeni gelen tedavi birçok ülke kabul etti. Neden biz kabul etmiyoruz? Dediler ki bilimsel veri yok, PubMed'de açıklansın. Evet, o veri de açıklandı. Biz daha neyi bekliyoruz? Dün Nilazra Trakesiz'di, bugün Trake'ye bağlandı. Eğer biz istediğimizde ilaç verilseydi %95 iyileşecek olan Nilazra şimdi daha az tedaviden etki görecek. Bunun vebali kimin üstüne? Hastanede acı çekiyor, evlatlarımız ölmesin ama bunu dile getirmek istedim. Hani bize daha önceden dediler, para hazır, hastane hazır. Maalesef onları derken bizi oyaladılar ve bize kampanya yasağı kanunu çıkardılar. Biz çok üzüldük. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım, sayın yetkililerim, lütfen artık sesimizi duyun. Yani bugün eğer sizlerin evladınız olsaydı ne yapardınız onu bilmiyorum. Allah korusun yani. Ben diyorum ki Rabbim düşmanımın başına vermesin diyorum. Yani biz bu acılarla yaşıyoruz. Gece saat 3'e 4'e kadar canlı yayınlar yapıyoruz. Belki 50 süt, belki 100 süt toplarız diye. Maalesef 20 süt geliyor. O 20 sütü ne yapacağız? Yani şu anda 6 tane cihaz almışım. 6 cihaz 60-70 bin liraya mal oldu bize. Hastaneden tavurcu olduktan sonra 10 gün sonra 3-4 tane daha cihaz alacağız. Nereye kadar gidecek bunlar? Yani şu anda evladım 10 aylık oldu ve benim şu anda 10 aylık bir sürem kaldı. Benim bu ilacı almam lazım. Diyorsunuz ki bu Zolgan SMA ilacı verimli değil. Tamam kardeşim. O zaman benim çocuğum şu anda yoğun bakımda. Getirin benim çocuğumun üstüne deney yapın. Kullanın. Eğer çocuğum Allah korusun yani gittiyse o zaman bütün aileler geri çekilir. Ben bunu da bu teklifi de sunuyorum bir baba olarak. Getirin ilk önce benim çocuğum üstüne bir deney yapın. Tek istediğimiz şey bizim bu ilacımızın bir an önce Türkiye'ye gelmesi, SSK'dan kabul edilmesi ya da bizim de oraya gitmemiz için belirli bir miktar ya da
ailenin karşılayacağı bir miktar olsun diyeceğimiz bu kadar. Biz devletimizde yani gerçekten bunu üzülerek söylüyorum. 90 bin liralık cihaz var Yiğit Aras'ın odasında. Devletin bana verdiği katkı 2 bin lira. Yani gerçekten verilmiyor. Biz zor durumdayız. Yani bu 7-24 saat o aspire çubuklarla, o şeylerle cihazlara bağlı. 5 tane cihaz bağlı. Cihazın biri çalışmasa benim çocuğum nefes alamıyor. Değerli basın mensupları, bugün burada toplanmamızın sebebi acımasız bir hastalığın pençesinde kıvranan çocuklarımızın ve o çocuklarımızın ana babalarının sesi olabilmek. Uzun zamandır seslerini duyurmaya çalışıyor SMA hastaları ama maalesef iktidar tarafından görmezden geliniyor. Ama bugün, bugünkü koşullarda, bugün buraya gelirken bir çocuğumuzu daha kaybettiğimiz haberiyle geldi bu aileler. Artık bu geciktirilemeyecek kadar önemli ve kritik bir durumdur. Bizler parlamentoda kamuoyunu oluşturmaya çalışıyoruz, gündemde tutmaya çalışıyoruz bu hastalığın sorunlarını. Aileler kamuoyunda gündem oluşturmaya çalışıyor ama gerek bakanlık gerek SGK bu taleplere üç maymunu oynamaya devam ediyor. Gevşek bebek sendromu olarak bilinen spinal musküler atrofi hastalığı Türkiye'de oldukça sık görülüyor, dünyadan daha sık görülüyor. Yutkunma, solunum güçlüğü, desteksiz oturamama gibi sorunlarla, belirtilerle başlayan bir gen bozukluğu ve ölümcül olabiliyor. 4-5 yıl öncesine kadar bunun tedavisi yok deniliyordu ama sonraki geliştirilen ilaçlar ve onaylanan ilaçlar bunlar. 3 tip ilaç var şu an dünyada. Bu ilaçlar bu hastalığın semptomlarını durdurduğu gibi şifa bulmasına da sebep olabiliyor ve en önemlisi yaşam kalitesini artıran ilaçlar. Bu ilaçlardan sadece Spinraza ülkemizde SGK tarafından geri ödeme kapsamında, o da belli kriterlere bağlı. Öyle herkese verilmiyor. İlk 4 dozundan sonra her doz uygulamasından önce sizi bir sınava tutuyorlar. Eğer bu sınavı geçemezse çocuklar ölüme terk ediyorlar. Göz göre göre ölüme gidiyor. Yani Türkiye'de tek ödeme kapsamında olan ilaca bile birçok çocuğumuz bugün maalesef erişemiyor. Diğer iki ilaç konusunda ise tamamen bir sağır olma durumu. Diğer ilaç Evrist'i ve Zolgensma'nın da gerçekten tüm dünyada şu an FDA onayı almış. EMA tarafından, Avrupa tarafından da onaylanmış. Deneme testlerinden geçmiş, 3. faz aşamasını bitirmiş, onaylanmış ve eğer erken uygulandığında, doğru zamanda uygulandığında %95 başarılı bulunan Zolgensma maalesef Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım onayı verilmeyerek bu yükümlülükten maalesef yokmuş gibi davranılıyor. Şimdi ailelerin talepleri var. Aileler diyor ki bu hastalığın artık bir tedavisi var, artık bir umudumuz var. O umuda erişemek, erişememek bizim için en büyük acı diyorlar. Devlete düşen, evet bu ilaçlar pahalı olabilir. Bu ilaçlar yurt dışından getirilebilen ilaçlar. Ama biz diyoruz ki söz konusu çocuklarsa, söz konusu yaşamsa paranın hiçbir anlamı kalmaz. Biz böyle biliyoruz. Ama maalesef devlet buna böyle bakmıyor. Ve ailelerin önünde, gözleri önünde bu çocukların erimesini sadece seyrediyor. Biz diyoruz ki buradan tekrar çağrı yapıyoruz. Bu çocukları yaşatmak mümkün. Hükümete ve bakanlığa çağrıda bulunuyorum ben. Bu aileler yıllardır aşındırmadık bir kabı bırakmadılar. Cumhurbaşkanlığından bakanlığa, SGK'dan hastanelere kadar her yere gittiler. Çünkü çocukları için, çünkü çocuklarını yaşatabilmek umuduyla artık bir umut var. Buradan tekrar sesleniyoruz parlamentodan. Bakanlık bu çığlıklara kulaklarını açsın ve dinlesin. Çünkü sağır oldukları her an, bugün de yaşadığımız gibi bir çocuğun daha hayatını tehlikede olduğu gerçeğini unutmasınlar diyorum. Talepleri var. Bu ilaçların hepsinin SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınması. Spinraza'nın kriterlerinden kurtarılması ve herkese eşit bir şekilde ödenmesi. Bir diğer şey ise bu hastalığı önlemek için evlilik öncesi SMA taşıyıcılı tarama testinin yapılması çok önemli. Ve en az ilaç tedavisi kadar fizik tedavinin de çok kıymetli olduğunu biliyoruz biz bu hastalığın seyrinde. Fizik tedavinin de etkin bir şekilde maksimum
bütün çocukların erişebileceği bir şekilde alınması çok kıymetli. Bu taleplere sesini duysunlar, bu çığlıkları duysunlar ve sorumlulukların gereğini yapsınlar diyorum. Ve sözü çok değerli Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'e bırakmak istiyorum. Çok değerli aileler, çok kıymetli basın mensupları. Bugün burada bu kürsüye biz çok çıkıyoruz. Buradan çok siyasi değerlendirmeler yapıyoruz. Ama bugün bu kürsü siyasi bir amaçla değil, çok insani bir amaçla kullanılıyor. Biraz önce aileleri dinledik. Konuya duyarlı milletvekilimiz ön ayak oldu. Bugün kendilerini grup toplantımızda ağırlayacağız ve diğer gruplarla da temas etmek istiyorlar. Temas etmelerine katkı sağlayacağız. Nadir görülen hastalıklar ve çok nadir görülen hastalıklar bütün dünyada bir gerçek. Bu konuda gerçek sosyal devletler meseleyi şöyle ele alıyorlar. Yağmur yağdığında bütün orman ıslanır ama yıldırım düştüğü bir tek ağacı ve onun altındakileri yakar. Bu yıldırımın ne zaman nereye düşeceği de belli değildir. Öyle olduğu için bu hasta çocuklar ailelerin çocukları değil, tüm toplumun çocuklarıdır. Kimin başına geldiyse o yansın, o çırpınsın anlayışı devlet olmanın gereğinden bağdaşmaz. Bu yüzden buradan biz bütün siyasi partilere, bu arkamızdaki yüce meclis, bizleri buraya yollayanların buraya yüklediği kudretle her kararı alabilecek güçtedir. 5 siyasi parti var. Biz en çok sandalyesi olan 2. siyasi parti olarak, ana muhalefet partisi olarak bu meclise bugün iktidar partisi tarafından getirilecek, sorunu çözecek her kanuna birer değil iki elimizi kaldırarak katkı vermeye hazırız. Sorunu kim çözerse, ki şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardadır. Sorunu kim çözmek için bir adım atarsa biz yanlarındayız, arkalarındayız. Bu konunun siyasi her türlü mülazadan uzak tutulması gerekmektedir. Buradaki ailelere biz gelirken siyasi partilerini sormadık. Kime oy verdiklerini sormadık. Ama emin olun eşit dağılıyor toplumda bu. Yani CHP'lilerin, MHP'lilerin, HDP'lilerin, İyi Partililerin, AK Partililerin, hiç mecliste grubu olmayan siyasi partilerin seçmenlerinin hasta çocukları var. Bu soruna böylesine yaklaşmak gerekiyor. Meclis bu konuda bizim çok ciddi gayretlerimiz oldu ve bir komisyon kurdu. Komisyona da tüm siyasi partiler temsil edildiler. Ve kocaman bir rapor var. O raporun gereği artık yapılmalı. Biraz önce söylendiği gibi evlilik öncesi tarama testinin zorunlu ve ücretsiz olması bundan sonra yeni SMA'lı çocukların doğmamasını sağlayacak. Elimizdeki mevcut hasta çocuklarımızı kurtarmak hepimizin vicdan borcudur. Bütün siyasi partilerin vicdan borcudur, namus borcudur. Sonuçta bu tedavi çok pahalı olabilir. Ancak devlet karşısına firmaları aldığında devlet güçlüdür. Bu firmaların başka ilaçları, başka devletten beklentileri, talepleri var. Bu maliyetler çok aşağılara çekilebilir. Çekilemediği durumda bile biz 83 milyon bölüşürsek bu yük hiçbirimize koymaz. Ama bu aileler senin çocuğun hasta diye yalnız bırakılırsa bu yükün altında eziliyorlar. Ben bugün aldığımız kayıp haberine de çok üzüldüm. Bundan önce hayatını kaybeden tüm evlatlarımız cennetin bir köşesinde. Ama bundan sonra hiçbir evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu konuda tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerine çağrıda bulunuyoruz. Biz uzlaşmaya katkı vermeye hazırız. Dünya örneklerini biliyoruz. Bunları hızla çözebiliriz. Tabii ki bir imzayla uluslararası anlaşmalardan bile çekilecek gücü kendinde gören Cumhurbaşkanı bu sorunu bir imzayla da çözebilir. Bugün o imzayı atarsa, daha önce attığı imzaları eleştirdik. Bunu alkışlarız. Atsın imzayı, çözsün bu sorunu. Her sorunu çözmeye, her şeyi yapmaya kudretli Cumhurbaşkanı o kalemini, o kalemindeki mürekkebi bir kere de böyle bir sorunu çözmek için yapsın. Ben yarınki basın toplantımda kendisine doğrudan teşekkür etmeye de hazırım. Yok, o imza olmuyorsa meclisin gücü, kudreti her şeye yeter. Tüm partilere çağrımızdır. Gelin bu hafta bu sorunu çözelim. Biz varız. İnşallah. Varsanız çözelim. İnşallah.